kadar var. Şu an gelecek. Eski yapma. Yaklaşık
bir yıl süren ama zaman zaman devam eden, bütün yıl boyunca tabii sürmedi bu eğitimimiz, planlandığı gibi gerçekleştirilen bir eğitim. Bütün amacımız şu aslında, iyi bir hayat, iyi bir yaşam inşa etmek. İyi bir yaşam inşa edebilmek için, kaliteli bir yaşam için insanlar bir arada yaşamaya başladıkları günden bugüne kadar bu meselede kafa yordular. İyi bir toplum, ideal bir toplum nasıl oluşur? Buradan başlandı tartışma mesai. Bununla ilgili filozoflar düşündü, kanaat önderleri düşündü, peygamberler anlattı, mütefekkirler anlattı, ütopyalar yazıldı ve esas mesele şuraya bağlandı. İyi bir yaşam demek, insan haklarına saygılı bir yaşam demek. Ve yüzyıllarca da bu iyi yaşamı gerçekleştirmek için insanoğlu, insan haklarını iyileştirmek için bir mücadele yürüttü. Bu mücadelenin 18. yüzyıldaki şekli birinci kuşak haklardır. Yaşama hakkı, kişi dokunulmazlığı hakkı, girişimcilik hakkı, seçme seçilme hakkı gibi. İkinci kuşak haklar 19. yüzyılda ortaya çıktı. Bunun mücadelesini verdiler. Daha iyi bir dünya için insanlar. Bunlar sağlıktan yararlanma hakkı, eğitimden yararlanma hakkı, örgütlenme hakkı, iş güvencesi hakkı gibi haklardı. Bir de üçüncü kuşak haklar var ki 20. yüzyılın hakları, 21. yüzyıla giderken daha da önem kazanan haklar, bunlar 4 tane. Bunlardan bir tanesi barış içinde yaşama hakkı. Bunlardan bir tanesi kültürel mirasın korunması hakkı. Bir diğeri insanın kendini gerçekleştirme hakkı. Dördüncüsü ise sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı. İşte bizim bu projemiz temelde sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına nasıl katkı yaparız düşüncesinde bununla ilgili yaptığımız fikri mesaiden doğmuştur. Sağlıklı bir çevrede yaşamak için de bu çevreyle ilgili çalışan temizlik işçilerinin eğitimi her şeyden daha önde gelmekte. Çünkü iyi bir toplum, iyi bir vatandaş, daha kaliteli bir yaşamdan söz ettiğimizde hep aklımıza öncelikle bir eğitim gelir. İşin başı eğitim. Öyleyse sağlıklı bir çevrede yaşamayla ilgili bir sağlık üniversitesi olarak, bir ünlü üniversitesi ne yapabilir bu hakkın gerçekleştirmesinde diye düşündük. Zeytinburnu Belediyesi'nden de gelen teklif üzerine işte bu projeyi gerçekleştirmiş olduk. Geri aldığımız dönüklerden şunu gördük ki bu eğitimin sonucunda büyük oranda bir farkındalık yaratılmış. Bunu gözlemliyoruz. Bu eğitimlerimize daha da devam etmeyi planlıyoruz. Evet, şimdi bu konuyla ilgili size önemli olarak şunu söyleyebilirim ki birinci mesele sağlıklı çevre ile ilgili bir çevre bilincine sahip olmak. Bunu hedefledik, gerçekleştirdiğimizi de büyük oranda düşünmekteyiz efendim. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Konuşmasını yapmak üzere üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Sayın Adnan Yüksel'i davet etmek istiyorum. Eğitimli personel ve sağlıklı çevre projesi
sertifika programına hoş geldiniz. Hepinize en kalbi selamlıyorum. Tabii öncelik aslında belediye başkanımızın ve ekibinin, onlara teşekkür ediyorum. Hayatta en önemli mutluluğun kaynağı farkındalık oluşturmak. Ben farklıyım diyebilmek. Ben bu kubbede hoş işler yapıyorum diyebilmek ve insana hizmet edebiliyorum. En iyi şekilde insana hizmet edebiliyorum. Çünkü insanların en hayırlısı onlara en çok faydalı olandır diyor Peygamberimiz. En büyük hizmet insana yapılan hizmet. Dolayısıyla bu çerçevede bu projeyi organize ettikleri için gerek Zeytinburnu Belediyesi ekibine, gerek bizim üniversitemizin Güzide hocalarına ve ekibine öncelikle teşekkür ediyorum. Tabii üniversitelerin aslında en önemli olmazsa olmazı bu. Üniversite dediğimiz şey nitelikli eleman yetiştirmek. İyi bir eğitim vererekten nitelikli eleman yetiştirmek. Bir diğer fonksiyonu yeni bilim üretmek. Çeşitli araştırmalar yaparak yeni bilim üretmek. Diğer bir fonksiyonu bu ürettiği bilimi ekonomiye katmak ve insanlara hizmet etmek. Ama 21. yüzyıla baktığımız zaman bu üç tanesi yetmiyor. Girişimci ve yenilikçi olmanız gerekiyor. İşte bu yenilikçi bir proje, girişimci bir proje. Ondan dolayı tekrar ekibe ben teşekkür ediyorum. Dolayısıyla bunlara hep de devam etmemiz gerektiğine inanıyorum. Eğitim dediğimiz şey aslında alışkanlıklarımızın, bir takım daha önce öğrendiklerimizin üzerine yenilerini koyaraktan o alışkanlıklarımızı daha bilimsel hale getirmek, daha işlevsel hale getirmek. Eğitim dediğimiz şey davranışlarımızı düzeltmek. Eğitim dediğimiz iş aslında kişilik oluşturmak. Eğitim dediğimiz şey hayat tarzı oluşturmak. Sevgili arkadaşlar, elma ile armut nasılsa doktorla, başkanla, mühendisle, profesörle, ne bileyim kapıcıyla veya temizlikçiyle veya ne bileyim işte esnafla birbirinden farkı yok. Biz aslında bir ağacın, bir bütünleyen bir ağacın birer parçalarıyız. Sizler olmadan hiçbir meslek iyi olamaz. Dolayısıyla lütfen toplumdaki bu ayrışmacılığı bir yavaş yavaş eğitimden yok etmemiz lazım. Sizler eğer o güzel hizmeti yapmasanız ne bizim çocuklarımız temiz bir çevrede okula gidebilir ne de biz sağlıklı bir çerçevede çalışabiliriz. Dolayısıyla toplumun aslında temel taşlarısınız. Bu memleketin sahibisiniz. Lütfen öyle bilin. Toplumdaki farklılıkları kendini bilmezler bazen gündeme getiriyor ama gerçeğin böyle olmadığını lütfen bilin. Bizim amacımız hep beraber kubbede hosseda bırakmak. Hepimizi işimizi, hepimizin işleri aşkla şevkle yapmak. Yunus Emre'nin dediği gibi ben işimi aşkla yaparsam dünyayı taşırım. Aşksız yaparsam ölü ceset taşırım. Bu işlediğiniz zaman ister manav olarak görün, ister ne bileyim bisikletçi olarak, tamirci olarak görün, isterseniz bir öğretmen olarak görün. Hepimiz bu ülkeye faydalı olmak için, birbirimize hizmet etmek için varız. Dolayısıyla onu lütfen farklı yapalım. Tabii sizler aslında ülkede bir farklılığa imza attınız. Ondan dolayı da sizleri kutluyorum. Benim bildiğim, duyduğum, sorduğum daha hiçbir belediyenin böyle bir sertifika programına sizleri dahil ederekten bir eğitim, uzun süreli bir eğitim yapmamış. Bundan dolayı sevgili başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Bizleri de tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. İnşallah bizim arkadaşlar sizleri memnun bırakmıştır. Ama burada kalmamalı. Yola devam etmeliyiz. Böyle olmamalı. Dolayısıyla inşallah
bir başka programdan, bir başka ekiple hep yolumuza ülkenin gereği neyse onu yapacak şekilde ne yapalım? Hep devam edelim. Sonra şunu da yaptık, şunu da yapmadık demeyelim. Çünkü Yunus Emre diyor değil mi? Akıl sonradan ah çekmek için değil. Akıl önceden düşünüp tedbir almak için diyor. Daha çok büyük ihtiyaçlarımız var tabii. Tertemiz, biz de Amerika'nın en güzide, ülkelerinin en güzide bir ilçesinden daha iyi olacak potansiyele sahibiz. İnşallah beraberce, kardeşçe, ülkenin sıkıntılarını hep beraber kucaklayarak inşallah ülkemize hizmet ederiz. Ama en iyisini ederiz. İnsanlara örnek oluruz. Çünkü mutluluğun sırrı insanlara örnek olmak. İyi ile çok iyinin katma değeri çok fazla. Ben konumda iyiyim dediğiniz an o zaman size karşı sevgi, saygı, muhabbet, ilgi çok olur. Dolayısıyla hep beraber bu toplumu hangi meslekte olursak olalım, sevelim birbirimizi, birbirimizi muhabbetle kucaklayalım. Karşılaştığımız insanlara kendi babamız, kendi kardeşimiz, kendi evladımız gibi davranalım. Birileri bilmeyebilir, Balik bilmezse Halik bilir derler. O felsefeyle inşallah bu ülkemize hep beraber nice güzel hizmetler yapmayı Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin diyorum. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Güle güle demiyorum. Artık ironiye bir kapıya giren ironili olur. Bizim şeyimiz öyle. Dolayısıyla artık hepiniz birer ironilisiniz. Buradan eğitim aldınız. Biz inşallah sizlerin gayretleriyle, sizlerin böyle dualarıyla, sizlerin bizi yönlendirici fikirlerinizle Türkiye'ye en iyi hizmeti yaparız diyoruz. Biz büyük bir sağlık üniversitesiyiz. Türkiye'de tabii iki üniversite kurmuş tek kişiyim ben. İnşallah bu ülkeye daha çok hizmetler yapacağız ekip olarak. Çok çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. İyi olmaya çalışıyoruz. Birilerine sevilmeye çalışıyoruz. O biriler de kainatın yaratıcısı. Dolayısıyla önemli olan onun gönlünü kazanmak, diğerleri boş. Çünkü günlük hepimiz defter tutuyoruz. Önemli olan o defteri akşam kapadığımızda iyi kelimelerle süslemek önemli. Şuna kızdım, buna böyle yaptım, buna böyle kazık attım, buna yanlış yaptım değil, buna iyilik ettim, buna elimden geldiği kadar yardım ettim diyelim. Tabii insanları da anlamak insanoğlu değişik bir varlık, melek değil. Ama insanların önemli olan kalbine girmek. Yine Yunus Emre diyor ki, insanları göründüklerinden ibaret zannetme. Görmediklerinde ara. İçi hakikatin sırrı, dışı sadece manzara. Şu giydiğimiz giysiler, şunlar bunlar sadece manzara. Önemli olan altın kalpli, altın yürekli birer fert olmamız. Bu ülkede madem hizmet ediyoruz, o görevimizi sabahtan akşama kadar 5 dakikasını bile şey yapmadan, ben ilk kurduğum üniversitede bir baktım ki profesörler, doçentler saat 10'da geliyor, saat 3'te geliyor. Arkadaşlar nasıl olacak dedim ya, böyle bir dünya var mı? Siz bundan şey yapmıyorsunuz, maaş alıyorsunuz. Bu maaşınızı da helal ettirmemiz lazım hep beraber. Profesörse profesör, işçiyse işçi, temizlikçiyse temizlikçi, başkansak başkan. Önemli olan o arkadaşlar. Önemli olan zincirde yamuk olmaması lazım. Sabah kalktığımız zaman düzgün konuşmamız lazım. Düzgün şeyler görmemiz lazım. Düzgün işler yapmamız lazım. Düzgün kelimeler üretmemiz lazım. Birilerinin ayağını kaydırmak için uğraşmamamız lazım. Bakın kartaneleri hiç kimseye zarar vermeden, birbirine de zarar vermeden hazin hazin yağıyor. Veya yağmurlar onlar birleşseydi hepimize zarar verirler. Dolayısıyla hayatta bir fert olarak lütfen hep beraberiz. Fert olarak muhakkak ben akşam şuna da bir iyilik yaptım. Şunun da kalbini kırmadım diyecek kelimelerimiz olsun. İnşallah hep beraber bu ülkeye bütün canımızla, bütün gönlümüzle, bütün ruhumuzla hizmet edelim. Hepinizi canlı gönülden kucaklıyorum. Tekrar görüşürüz. Sayın Belediye Başkanımızın bir program bulması münasebetiyle aramızı istifade edilir.
Size selamlarımı getirdim. Sayın Belediye Başkanımızın selamları var. Sizi kutluyor ve tebrik ediyorum. Biz Zeytinburnu Belediyesi olarak Sayın Başkanımın talimatıyla böyle bir projeyi düşündük, taşındık. Gurun Üniversitesi'ne getirdik. Rektörümüzle ve hocalarımızla görüştük. Personel birliği içerisinde 400 küsur personelimizin birliği içerisinde sınıflar içerisinde devamlı ders görmeler için böyle bir projeyi onayladılar. Gurun Üniversitesi'ne Zeytinburnu Belediyesi olarak çok teşekkür ediyoruz. Sevgi saygılar sunuyoruz. Değerli rektörümüz kapıyı açık bıraktı. Dedi ki Gurun Üniversitesi'ne gelenler burunları olup dışarı çıkamazlar. Biz de Zeytinburnu Belediyesi olarak Zeytinburnu halkının bize vermiş olduğu Sayın Belediye Başkanımızın da emirleri doğrultusunda almış olduğumuz emirler doğrultusunda Gurun Üniversitesi'nden çıkmayı düşünmüyoruz. Bizim ilçemizde 3 tane üniversite var. Yüzyıl Üniversitesi, Vakıf Fatih Üniversitesi, Brun Üniversitesi. Brun Üniversitesi bir yıl içerisinde bize eğitim verdikten sonra, eğitimli personel sağlıklı çevre projesini gerçekleştirdikten sonra Brun Üniversitesi'ne çıkmayı düşünmüyoruz. Başka projelerle birlikte Brun Üniversitesi'ne devam edeceğiz. Zeytinburnu halkına hizmet edeceğiz arkadaşlar. Biz burada eğitimimizi alacağız. Zeytinburnu halkını sağlıklı bir çevre, sağlıklı bir yaşam için mücadelemize devam edeceğiz arkadaşlar. Onun için Gurun Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Asla ve kata Gurun Üniversitesi'nden dışarı çıkmayacağız arkadaşlar. Biz çalışacağız, Gurun Üniversitesi'ne alacağız. Zorla da olsa alacağız Gurun Üniversitesi'ne. Tabii alacağız derken yanlış anlaşılmasın. Eğitim ve bilgi alacağız arkadaşlar. Sağlık alacağız. Hizmet alacağız arkadaşlar. Zeytinburnu halkına o bilgilerle hizmet edeceğiz. Ben rektörümüze ve değerli hocalarımıza bize bu verdikleri eğitimden dolayı ve biz bu bilgilerle Zeytinburnu halkına hizmet edeceğimiz dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sevgi saygılar sunuyorum. Bir dahaki projede buluşmak üzere Allah'a emanet olun diyorum. Saygılar. Arkadaşlarımıza gözüksün. Aşkımı kaybetmişim.